Merhaba arkadaşlar, Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Makbet videosuyla karşınızdayız. Sizlerin en çok merak ettiğiniz soruları tek tek tüm iştenliğimizle cevaplayacağız. Korktuğunuz sorular var mı? Benim var ya, aklıma bir sürü soru var. Onlar sorulursa ben bittim arkadaşlar. Sizler neler sormuşsunuz, neler acaba? Ben çok merak ediyorum. Bu arada ben çok korkuyorum çünkü benim yakın zamanda biliyorsunuz tabletimi karıştırdılar. Orada annemler çok iyi buldu ve takipçilerim bana bu soruları da soracağını İnşallah sormuşlardı. İnşallah. O zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak ben çekmek istiyorum. Hazır mısınız? Şöyle yemeklerimizi de açalım mı bence? Bence de açalım. Bir yandan başlayalım. İçeceklerimizden yudumlayalım. Çünkü bir yanda zorlanabiliriz. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben de öyle yapmak istiyorum. Ben de öyle yapıyorum. İlk olarak ben çekiyorum. Çek. Hazır mısınız? Şansa ne sorusu gelecek? Geldi. Soruyu sizler görün. Ne? Şimdi. Ailede en çok sorunu çıkartan kim? Şimdi üçümüz tek tek bir kişi söyleyecek. Babam da söylesin. Babam mı? Hayır, babam da söylesin. Ben söylüyorum. Salim. Ben de söylerim. Abi. Baba sen? Salim. Ben de babam diyeceğim. Ben babam demek istiyorum. Gerçekten sorunu çıkartan Salim ya. En basit örneğini vermek istiyorum. Mesela yemek yapıyorum. Herkes diyor ki tamam biz bu yemeği yeriz. Salim mutfağa bir geliyor. Ben bunu yemem. Bana ayrı bir yemek getir. Arkadaşlar zevkler ve renkler tartışılır. Aynı değil zevkler ve renkler. Şimdi Salim'de. Ünlü olmak nasıl bir duygu? Herkes tek, herkes bir cümleyle açıklar. Aynıyız biz. Hiçbir fark yok. Sadece insanlar tarafından sevilmek çok güzel. Bu şekilde yani hayatımız aynı şekilde devam ediyor. Ünlü olmak güzel bir duygu. Çünkü insanlar sizi tanıyor, fotoğraf çekiniyorsunuz. Sonra 1 milyon kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Böyle özgüveniniz artıyor. Onları sizin beğenmeniz bizim için çok önemli. Salim sen de söylesene yemeğe daldı. Salim yemek yiyor. Benim önceki hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben aynı Salim'im. Ben de. Hala samimiyim. Yani bir şey değişmedi arkadaşlar. Sadece fotoğraf çekiniyorlar. Ben seviyorum yani bu şeyi. Bizi tanıyanlar zaten, eskiden tanıyanlar da diyor ki aynısınız. Kuzeycim yere düştü ablam. Yere düştü biliyorum. Şimdi Kuzey sende. Kuzey hadi. Ceyim. İnşallah senden iyi bir soru çıkar senden iyi. Hadi. Kuzey'e evlatlık şakasını niye çekmiyorsunuz? Şimdi bunu ben açıklayabilir miyim? Kuzey'e ben bir açıklayayım sana. Arkadaşlar Kuzey bunu söylediği için zaten bitmiştir burada olay yani. Evet. Arkadaşlar herkes evlatlık şakası istiyor. Fakat ben çekmem diye bunu sürekli söylüyorum. Bir video izlensin diye ben çocuğumun psikolojisinin bozulmasını hayatta ve hayatta istemem. Bunu sizlerle de paylaşmıştım. Ama biz video paylaştığımızda sadece ilk önce yazılan Kuzey'e evlatlık şakası ne zaman gelecek? Kuzey'in de bilgisi var artık arkadaşlar. Çünkü yorumları okuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten benim inanmam. Hayatta inanmam. Çünkü şöyle bir şey var. Ben... Yani annemin nasıl başka bir çocuklar olduğumu anlayabilirim. Bana söylesene. Şimdi bakın düşünün arkadaşlar. Size biri diyor ki yorumlarda yazdığını görüyorsunuz. Evlatlık şakası gelsin. Sonra YouTube kanalınız olduğunu biliyorsunuz. Ve sonra da ailenizin de zaten olan olduğunu biliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben başka bir... Aynı değilim kadın. Ben başka bir ailenim. Çok saçma bence. Şimdi sıra bende. YouTube videolarınızda ne kadar para harcıyorsunuz? Arkadaşlar YouTube videolarımızda her videomuzda biz para harcıyoruz. Değişiyor. Yeri geliyor değişiyor mesela tabii ki. Mesela bu videoda kaç para harcadınız? Söyler misiniz? 500 lira harcamışız. Aynen. Yeri geliyor arkadaşlar videolarımızı biliyorsunuz. 50 bin harcadığımız da oluyor. 60 bin harcadığımız da oluyor. Hiç harcadığımız da olmuyor kışkırtmalarda mesela. Mesela bazen kışkırtmalarda harcadığımız olmuyor. Ama genelde arkadaşlar biz tüm videolarımızda harcamalar yapıyoruz. Yani tüm ama videoya göre değişiyor. En az diyelim en az 100 lira harcıyoruz. En fazla da bir 50 bin 60 bin. Abartma. 100 lira değil. Arkadaşlar 50 bin 60 bin de şöyle harcıyoruz. Zaten siz piyasını görürsün. Hediye aldığımızda harcıyoruz. Ya da bir tane bizim serimiz var. Yanlış kartı seçersen. Ölersin. Ölersen videosu. Ölersen. Beni Salim'le göster. Kuzey'i neden özel okula yolluyorsunuz? Beni seven olduğu gibi sevmeyen de oluyor. Şimdi mesela özel okulda dışarıdan beni sevmeyen biri gelirse ona direkt zaten güvenmiyorum. Normalde de var. Aslında devlet okulunda evet. Da var. Fakat
Şöyle bir şey var. Kuzey önceki okullarında bazı sıkıntılar yaşadı. Evet. Dışarıdan çocuklar gelip Kuzey'e çok sıkıntı oldu. Ve Kuzey bir ara ben okula gitmeyeceğim diye ağlıyordu. Hatırlıyorsun değil mi onu? Ben de dedim ki nedenini araştırdım. Bir de duydum ki dışarıdan çocuklar gelip Kuzey'i sıkıştırıyorlarmış. Daha sonra ben özel okula yazdırmaya karar verdik Ali abinizle birlikte. Yani normalde ünlü olmasaydı devlet okuluna gönderirdim. Salim devlet okulunda okudun değil mi anneciğim? Evet. Devlet okulunda okudu. Devlet okulu, özel okul diye bir aslında ayrım yok. Hepsi de aynı. Özel okul biraz daha böyle dikkat ediyorlar. Güvenli olduğu için. Mesela ben Salim, Ali abinizden hariç başka kimse kim giderse gitsin Kuzey asla böyle emanet etmiyorlar bizi görmedikçe. Hatta size bir olay anlatayım. Şimdi benim bizde dayım kalıyordu. Edebi iş vardı. Dayım beni almaya geldi. Öğretmenim beni bırakmadı. Bırakmadılar, beni aradılar. Annem beni aradılar. Sonra babamı aradılar güvende olmak için. Beni bırakmadılar. Çektim. Bakalım. Benle alakalı çıkmasınlar. Kuzey'in sevgilisini ne zaman göstereceksiniz? Salim buna sen cevap vereceksin. Evet arkadaşlar. Şu an 6. gün. Ya anneciğim ya. Kuzey'in tavizine karıştırdık videosunda ben demiştim ki bir haftada bir haftada 100.000 like gelirse göstereceğim demiştim. Şu an tam tamına 69.000 like. 6.000 oldu. Bir günde gelmez mi? Beni sevenler 31.000 like atarlar gelir. Anneciğim var mısın iddiasına? Var mısın iddiasına? Hatta gelsin. 31.000 like gelsin, 100.000 olsun, Kuzey'in sevgisiyle beraber video çekeceğiz, açıklamalı. Oha! Daha neler. Çekeceğiz, ben şimdi yaparım. Bende. Bende arkadaşlar, siz atın, ben çözümü vereyim. En utandığınız an. Söyle. Arkadaşlar bile. Ben bir videoda utanmıştım. Eskiden bir vampirik öyle çekmiştik ve bir tane abi yolda beni tanımıştı, ben öyle yapmıştım videoda. Abiye 5 kuruş dilenmiştim. Abi biz YouTube videosu çekiyoruz da para verebilir misin? Şu an dilenerek istersen vereceğim para. Nasıl bilmiyorum yani, beni ikna etmen lazım. Bu senin için unutulmaz bir anı olacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bana evet, para verir misin ben oyunda kaybettim değil, dileneceksin ben de para vereceğim. Kapatalım mı? Hayır, pes etmek yok ya, hayır. Cezanı çekeceksin. Cezanı çekeceksin, bu şekilde dilenilmez yani. Bari 5 vuruş ver. Ne kadar da yakışıklı bir çocuk. Buyurun. Mehmet, sizi dinliyorum. Ben öperim. Ben öperim. Neden? İhtiyacın mı var? Aynen. Çok güzel kıyafetlerin var. Senin para ihtiyacın yoktur. Bizimde hiç para yok. Ne yapacaksın peki parayla? Kendime sakız al. Sakız mı? Bu kadar mı sadece? Sakız için mi dileniyorsun? He. Yani çok ikna olmadım yani. Ben sakız için para isteyen birine para veremem yani. Başka bir şey yapacak mısın? Sana ben para veriyorum. İleride büyüdüğün zaman sen de bana yemek ısmarlayacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Çak. Abi de sonra bana 5 kuruşu vermişti. Orada çok utanmıştım. Hani en çok utandığım an Ali abinizle ilk evlendiğimiz sene onların köyüne gitmiştik. Ali abinizle yürüyüş yapıyorduk. Gülüyor. Ne oldu? Gülüyor kurmuyor. Hayır. Yürüyüş yapıyorduk Ali abinizle böyle onların köyünde. Ali abiniz diyor ki aa şuradakini gördün mü dedi. Ben de böyle kibar kibar hani yeni evliyiz ya böyle kibar kibar davranıyor. Hangi diyeceğimi Ali abinize hanga. Hanga dedim. Ali abiniz şöyle baktı bana. O an çok utanmıştım. Ben de markete gittiğimde arkadaşlar kasiyerle poşet istedim. Paşet dedim yani işte hızlı hızlı baktım. Böyle orada utanmıştım. Şimdi kim çekiyor? Sen. De. Ha ben de. Siz niye Eşref amca gibi yiyorsunuz? Annem böyle. Eşref amca. Ailede en akıllı kişi kim? Ben. Baba. Söyleyin. Baba. Ben. Ay herkes. Ben. Dürüstçe söyle. Dürüstçe söyle. Sen oradan bana baskı yapamazsın ben söylerim. Ya aslında en akıllı bizim ailede Ali abiniz. İş konusunda Ali abiniz. Tüm işlerimizi çünkü Ali abiniz yürütüyor arkadaşlar. Ve bütün fikirler Ali abinizden çıkıyor. Ama usulluk konusunda da en akıllı Kuzey diyorum. Sen? Ya, arkadaşlar çok yanlış biliyorum. En akıllı ben, en uslu çocuk demem. Ben kendim diyorum. Ben de. Egolu zannetmeyin arkadaşlar. Ben abim gibi egolu olmayacağım. Ben babam diyorum. Hadi bakalım. İnşallah doğrudur. Hadi ya. TikTok'tan para kazanıyor musunuz? Söyleyin ne kadar kazandınız? Arkadaşlar TikTok'tan canlı yayından tabii ki para kazanılıyor. Ama bir kısmını TikTok kendisi, hatta bir kısmının bayağı bir çoğunu TikTok kendisi alıyor. Bizi sevenler, biz canlı muhabbet yayını açıyoruz.
Herkes yorumlara yazıyor. Abla lütfen canlı yayın açar mısınız? Biz de açıyoruz muhabbet yayını, eğlenceli yayınlar. Bizi sevenler de bize hediye olarak. Ama 3 ayda 4 ayda açmıyoruz zaten. O şekilde para kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi evet, Kuzey'de. Bir de Kuzey'le bir şey çıktı. Kuzey'in bir şeyleri çekti. Sahibime araba alınacak. Oğlum ne şey bir şey çekti? Ali Burun'a sen cevap verir misin? Evet arkadaşlar, bunu ben açıklıyorum. Salih bizi biraz kandırdı. Kandırma değil. Ben de kandırma değil. Ben cesaret söylerim. En akıllı silmişsin de. Cesaret söylerim. Kamera kayıtlarıyken konuşursun benimle ama böyle. Doğru konuşuyorum. Arkadaşlar sağlığıma araba almıyorum. Çünkü aldığı not hiçbir işe yaramıyor. Yaramıyor araba değil. Araba alacak bir not değil. Onun için sağlığı zorlamıyorum da. Ben iki tane dershaneye gönderdim. Gitmedi. Kendi tekrardan üniversiteye hazırlanmak istiyorsa hazırlanır. Hazırlanmak istemiyorsa da okumaz. Yani kimseyi zorla okutamazsın. Ben o not beni tatmin etmedi. Yani seneye bir daha girmesini istiyor Ali abiniz. Bu kadar. Yani, araba işi yaş. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Beren ablanıza ben kalabilirim. Zaten aldın. Ama ben küçük istiyorum diye derseniz. Arkadaşlar birileri yazmış ki Beren abla yani sen Mercedes alacaktın. Beren Mercedes Audi'ye çevirdi. Aldık aslında. Evet. Aldı bana. Ama Audi sürmüyor. Ya şu şekilde büyük olduğu için ben hani sürmüyorum. Ben küçük, küçük böyle bir araç istiyorum. O şekilde arkadaşlar. Ali abiniz de öyle bir düşüncesi varmış. Ben de bu videoda öğrendim. Ay çok teşekkür ederim. Bayılırım. Alacak mı küçük araba? Yine benli. Evet, evlat ayrımı yapıyor musunuz? Arkadaşlar, anne babalar evlat ayrımı yapmaz. Burada Salim'e söz hakkı vermek istiyorum. Tamam, videolarda o zaman niye benim üzerime gidiyoruz? Çünkü insanlar çok seviyor. Babam da diyor, sana kırmızı kart veriyorum. Öyle değil, diye. Evlat ayrımı farklı. Saç, mahalle, maçıyla, ne alaka? Evlat ayrımı. Salim sana sadece şunu diyeceğim. Şimdi Kuzey'e biz bir şey aldığımız zaman sana alınmıyor mu? Onu söyler misin? Alınmıyor. Sen video paylaşılmasını istiyor musun, istemiyor musun aldığımız şeyleri genelde? İstemiyor. Arkadaşlar hatta şöyle diyeyim. Biz Kuzey'e daha doğrusu hiçbir şey doğru düzgün almıyoruz. Salim en çok kimi alıyoruz? Anneme diyor şaka şaka bana arkadaşlar. Salim'i alıyoruz çünkü Salim büyük olduğu için onları paylaşmamızı istemiyor. Bir şey almak da değil. Ya sevgi konusunda biz çocuklarımızın ikisini de aynı şekilde seviyoruz. Evlat ayrımı hayatta bizim evimizde olmaz. En sevdiğiniz YouTuber? Tuna Tavus. Ben de Tuna abiyi seviyorum. Gerçekten Tuna Tavus'u benim, çok seviyorum. Ben Tuna abiyi ikinci sevdiğim. Benim başka bir sevdiğim var. Benim en sevdiğim kanal şeydi. Onun ismi neydi? Mr. Beast. Mr. Beast ve Tuna. Ama orada sadece kadar... arkadaşlar ben kendi rejimi için izliyorum. Arkadaşlar sonuna kadar hak ediyor adam. Gerçekten. Evet. Şimdi sen de Kuzey'cim. Evet. Salim üniversiteye yerleştirdim. Arkadaşlar bunu biz cevapladık da. Dediğim arkadaşlar gibi... ben tercih yapmadım. Anasteziye... Kendi de istemedim. Anasteziye yetiyorduk bağlım. TRT. İstedin mi? Sen de istemedin. Aynen. Çünkü o da daha bir seneye sene çalışacağım arkadaşlar 4 yıl. İnşallah anneciğim. Hasta Ali abimiz. Hasta antibiyotikler ayakta. Bak benim ben de geçtim. Benim yemek bitti. Yemek yedim. Evet çok güzel bir soru. Hiç başkasından içerik aldınız mı? Arkadaşlar biz hiç başkasından içerik almıyoruz. Çünkü bütün YouTuber'lar yurt dışında çekilen bütün videoları Türkiye'de çekiyorlar. Arkadaşlar ve birbirinden alıyorlar. Alıyor, zaten öyle olur. Ama bizim çektiğimiz bazı içeriklerimiz var. Bizim tabii ki kendi böyle yaptığımız içeriklerimiz var. Onları diğer YouTuber arkadaşlarımız da alıyor. Biz seviniyoruz ama bazı kanallar var ki arkadaşlar. Ben size vereceğim bir tane. Çok canlısın. Hayır verme. Prim yaptırmış olursun. Benim de bir tane kanal var. Böyle dikkatimi çekti. Herkes bana yazmış. Abla seni taklit ediyor bir tane kanal diye. Ben ne çekersem ertesi gün aynısını çeken bir kanal var. Hayır, ertesi gün değil. 2 ay sonra. 2 ay sonra. Belli etmemek için. Hayır, biri var. Aynı. Ya, erkek var, erkek geç. Bir erkek var. Hayır. Soyadı da bir kadın var. Ben de isim vermiyorum. Kadın kopya beni taklit ediyor. Ben ne çekersem ertesi gün aynısını çekiyormuş. Onu da takipçilerime tamam, söyledim. E yapsınlar umurumda değil. Taklitler aslını yaşatır derim. Ailede en çok para harcayan kim? Annem. Net.
Hayır, hayır dedi net. Kendi ağzıyla. Bana daha çok alıyorlar diye. Annem, net. Net annem. Hadi sen etken. Söyle, en çok parayı kim harcıyor? En az ben. Sen. Yalan söylemeyin ya. Seç ikinci soru. Kuzey sen söyle. Ben seçiyorum. Ben ne yapıyorsun? Ben seçiyorum. Salim abi. Tamam seç. Ama ben söylemek istiyorum. Ben söylemek istiyorum. Bana konuşma hakkı vermiyorsunuz söyle burada. Yapıyorsun. Ben yapmıyorum arkadaşlar. Salim de çok harcıyor. Ali de çok harcıyor. Yalan. Kuzey harcamıyor yalan. Yavrum. Sen de söyle annem fikrini. Bir aile toplantısı yapmanın zamanı sen gelmiş. Sen fikrini arkadaşlar. Söyle. Doğru düzgün fikrini söyle. Ben kararsızım. Herkes alıyor bir şey. Bismillah. Hadi bakalım. Ailede tartışmalar oluyor. Ben çok canlı sorular çekiyorum. Çok arkadaşlar. Tartışmalar oluyor arkadaşlar. Çünkü tartışmaları genelde Salim çıkarıyor. Neymişim inatlaşıyor. Ben ya? Neymişim hayır, ya? Hayır gerçekten sen çıkartıyorsun tamam, Salim. Tamam öbür soruya geçelim. Mesajlardan hiç kötü yorum alıyor musunuz? Mesajlardan kötü yorum çok nadir alıyorum. Arkadaşlar ben zaten hissediyorum ya. Beni seven de var, sevmeyen de var. Bizi seven de var, sevmeyen. Ya bizi seven de var, sevmeyen de var. Bazıları kıskançlıkla fake hesaplar açıp da yazıp arkadaşlar, da böyle bir izin arkadaşlar bazıları da şöyle yapıyor. Yoruma cevap versin diye yapıyor. Sonra biz ona engelleyelim. Şöyle bir şey var yok. Mesela bize bir kötü yorum yazıyorlar. Biz de diyoruz ki sizi avukata verdik yazıyoruz. Abi, hemen abi senin takipçinin ben sizi çok sevdiğim için cevap verin diye yazdım diyorlar. Ama böyle olmaz arkadaşlar. Bizi sevenler zaten seviyor. Sevmeyenler de kendi bilir diyoruz. Ve Kuzey kapatıyorum burada. Ve son soru. Kuzey çekti. Artık en son bende. Yani önemli olan kalp temizliği diyorum. Videolarınız kurgu mu? Evet bu soruyu sorduğunuzda iyi olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar kurgu olsa zaten bunu siz anlarsınız. Çünkü cevabı hayır. Bizim videolarımız kurgu değil. Evet. Mesela ben kışkırtma yapacağım zaman güzelce planlıyorum onu ve çocuklarımın haberi olmuyor. Zaten olmaz. O kadar iyi arkadaşlar oynayacak adam yok. O kadar şöyle, iyi oynasa tiyatrocu olur. Şöyle bir şey düşünün. Siz ağlayabilir misiniz? Aynen öyle. Ya ben hiçbir zaman kurgu yapmıyorum. Ve bunu da takipçilerimiz anlıyor ama tabii ki gelen bazı kişiler oluyor. Yine onlara diyorum fake'ten geliyorlar. Kurgu, arkadaşlar kurgu ama bizim sevenlerimiz de çok güzel mesajlarda cevap veriyorlar. Ve ben hepsini de okuyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bak bundan sonra yine Kuzey Evlatlık şakası yorumları gelecek. Bak bu videonun yorumlarına bakın yine gelecek. Evet sorun hangi videoya geliyor? Arkadaşlar aile toplantısını da istiyorsanız 50 bin like istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Küçük Bey TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.